Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Caner Türkmen. Bir önceki videoları izleyen arkadaşlar görüntüdeki ve sesteki değişikliği fark edecektir. Hatta gözlüğüm camından yansımayı görüyorsanız eğer ki GoPro ile çekim yaptığımı görüyor olabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki, yahu Caner senin gül gibi kameran vardı, external mikrofonun vardı. Niye böyle GoPro ile çekim yapıyorsun, böyle bize shaky videolar paylaşıyorsun diye sormadan edemeyen arkadaşlara hemen açıklamamı yapayım. Yine yaptım arkadaşlar ve dün kamerayı bozdum. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler, biz böyle bir katamaranla tura gittik, gezdik, işte dalış yaptık falan filan. Yalnız dönüş yolculuğu çok böyle kötüydü, dalgalıydı. Oralarda zaten çekim yapamıyordum. Hani poşetin içine de koymuştum kamerayı ama uyarı da yapmışlar. Çok dalgalı olacak, rüzgarlı olacak, istiyorsanız eşyaları iç kısma koyun diye. Benim kamerayı koymak aklıma gelmedi. Çünkü hani tam benim arkamda böyle güvenli bir yerdeydi. Biz bir de denizden uzaktık yani katamaranın. Orta kısmının arkasındaydı. Kaptan kabinine yaslanıyorduk. Lakin ki çok sağlam bir dalga geldi. Katamaranın üzerinde böyle bir dalga gibi geldi. Bizim olduğumuz yeri havuz etti. Bizi sırılsıklam etmekle kalmadı. Benim kamerayı da sırılsıklam etti. Hatta ben hemen o şeyle Can abiyle kameraya davrandım. Böyle bir kaldırdım. Şıpır şıpır sular akıyordu içinden. Ve ne yazık ki kamerayı açamadım. Çalışmıyor. Amerika'ya geri döndüğüm zaman bir çözümüne bakacağım. İnternetten araştırdım. Ben kamerayı alırken ekstra 2 yıllık mı 3 yıllık mı ne bir garanti paketi daha almıştım. Hani çalınmalara karşı, kırılmaya karşı falan filan. Ama lakin ki hani water şeyini cover etmiyormuş yani. Su hasarlarını, ıslanma hasarlarını cover etmiyorlarmış. Onlarla bir iletişime geçeceğim, göndereceğim. O olmazsa işte Canon'a yazacağım. O da olmazsa artık müsait bir zamanda yeni bir kamera alırım. Evde bir tane şeyim var. Point and shoot Canon kameram var. Görüntü kalitesi çok iyi değil ama onunla bir müddet idare edebilirim. Belki Canon'la. Telefonla da çekeriz. Yani bir şekilde tutkular durdurak bilmez, engel tanımaz arkadaşlar. Ben video çekmeye ne koşulda olursa olsun devam edeceğim. Şimdi bugün biz daha önce kaldığımız evden çıktık. Yeni bir eve geldik. Burası bahçe içinde bir yer. Bak şu gördüğümüz gibi hani arabamızı park ettik falan filan. Gayet güzel bir ev. Yalnız birkaç eksiği var bu evin. Televizyonu yok, işte havuzu yok falan filan ama zaten yatmadan yatmaya gelmeyi planlıyoruz. Şöyle bir hemen evi turlayalım. Ondan sonra da bugün bakalım başımıza başka neler gelecek. Burası bizim evimizin salonu arkadaşlar. Böyle bir salonumuz var. Böyle ufak bir masa var. Burada da mutfağımız var. Hello Betty Hanım. Topluyor. Öyle ufak bir arka bahçesi var, hamak var. Geceliği yatmak keyifli olacaktır. Mayaların yaptığı zamanında 2000 yıl önce elleriyle. Ya bana bu biraz böyle Maya işi gibi gelmedi. O zaman iğne iplik var mıymış ya? Varmış demek ki. Burada böyle ufak bir tuvalet banyo var. Evimiz iki katlı dubleks. Hemen üst katı da size gezdireyim arkadaşlar. Üst katta da böyle üç oda var. Çok yankı var, kusura bakmayın. Odalar bu şekilde. Bir odada böyle iki şey var. Her odada klima var bu arada. Ondan sonra burada başka bir oda var. Yine çift yataklı. Buradası öbür banyo. Üst katta. Bu kaframla ben gene. Burası da diğer oda. Yani aslında ev anında güzel bir yer burada. Şöyle bunu burada koyarsam, biraz da şöyle eğilirsem. Evet. Yani arkadaşlar evimiz genel olarak odalardan oluşuyor. Odalar ve yataklar var. Onun haricinde de bir de işte salonda yemek pişirip yemek yiyeceğimiz yer var. Bu iyi oldu. Diğer ev çok konforluydu. O yüzden evde çok vakit geçiriyorduk. Şimdi daha fazla dışarıda vakit geçireceğiz. Bu bizi dışarıya push edecek. Bugün dışarıda bir şeyler yemek istiyoruz. Gidip lokal yerlerde falan yemek yiyeceğiz. Bilmiyorum, daha karar vermedik. İşte biraz böyle dinlenip ondan sonra da dışarıya çıkacağız. Hadi bakalım bugün başımıza neler gelecek. Şu anda dünyanın en sıcak yerindeyiz zannedersem. Nemden nemden diyesim var içimden ama çok sıcak yanıyoruz. Butürs'e geldik arkadaşlar. Butürs'te yiyeceğiz, karnımız aç. Butürs'ü belki bilenler biliyordur, aslında Amerikan markası. Özelliği de böyle Amerikan mutfağı özelliği de Butürs büyük memeler demek. Log şeydeki hani argodaki, İngilizce argodaki adı.
büyük memeler demek. Güzel kızlar, böyle seksi kızlar servis yapıyorlar. Olayı o. Bir de yani Amerikan mutfağı. Normalde bunu yapmak istemezdim. Hani buraya kadar gelip. Amerikan mutfağı. Hala. 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 E bir de böyle sıcak kanlılar işte. Hala. This is a day. It's a all you can eat. Enjoy the wings, boneless, curly fries, and you wish to limit this. Thank you. Bir Amerikan restoranı olan Hooters'ta yemeğimizi yedik. Bir Amerikan marketi olan Costco'ya gidiyoruz. Toptan alışverişin adresi Costco'dan alışveriş yapacağız. Hiç turist gibi takılmıyoruz. Böyle daha doğrusu Amerikalı turistler gibi takılıyoruz. Amerikalı turistler böyle dünyanın başka bir yerine gittiği zaman Amerikalılar otelden hiç çıkmaz. Otelden çıkınca da böyle steakhouse'lara falan böyle hani Amerikan tarzı yerlere gider yemek yerler. Ondan sonra da gittik gezdik gördük derler. Biz de bugünü öyle geçiriyoruz biraz. Ama tabii lokal yerlerden de yemek yiyeceğiz. Akşam yemeğini lokal yerden yiyeceğiz. Hani bir Hooters'ı da gelip görelim istemiştik. Gördük. Bayağı da güzel sıcak kanlılardı. Can yakındı. Şimdi gidip alışverişimizi yaparız. Eve gider. Birazcık dinlenir. Ondan sonra da acıkınca akşam yemeği için dışarı çıkarsın diye planlıyorum. Ben yapacağımız şeyleri neden sonradan söylüyorum? Zaten videoyu izleyince göreceksiniz o kısımları ama böyle bir alışkanlık olmuş. Bunu da düzeltmem gerekiyor. Tabii ilk önce kamera işini çözmem gerekiyor. Yine hayat kurtaran ben oldum. Cebimden bir 10 peso bozukluk çıktı ve otoparkımızı ödedik. Var lan bozukluklar aslında. Evet bu arada arkadaşlar GoPro'da zoom yapma özelliği olmadığı için ben böyle size bir şey zoomlamak istediğim zaman oraya doğru böyle koşacağım. Böyle kolumla böyle ileri getireceğim şey yapacağım falan kamerayı. Eğer o aralar böyle çok şey olursa, görüntü dalgalı olursa çok şey yapmayayım. Çünkü GoPro'da imaz şey de yok, imaz stabilizer de yok. Stabilizer de nasıl bir şeyse, pronunciationsa. İmaj stabilizör de yok. O yüzden de böyle çok sallanıyor görüntü. Ama yapacak bir şey yok. Heh, mikrofonu da elimle kapatmışım. Bu anons da güme gitti. GoPro'ya tekrar geri alışmam lazım. Meksika'nın da şeyine de geldik. Costco'suna da geldik. Bizde Amerikan kasko kartı olduğu için Angel serisinden. Onu sorduk bakalım içeride geçiyor mu diye. Geçiyor dediler. Kasko'da böyle bir şey işte. Amerika'dakinin aynısı. Hiç değişikliği yok. En önemli şeyi bulduk arkadaşlar. Su. Amerika'da yani Meksika'da pardon. Hiç musluk suyu içilmiyor. Musluk suyu yani sularda daha doğrusu böyle bir değişik bir bakteri varmış. Buzu bile ondan yapıyorlar. Suyunuz içine atılan buzu bile kemirmeyin diyorlar yani. O yüzden de böyle hep kapalı su alıyoruz. Yoksa acayip cırcır oluyor. Onu bırak. Şuna, onun içindekiler eksik. Onlar küçük. Onun küçük şeyi onun dolusu şurada. Onun içinde eksik var. Onun içinden tırtıklamışlar. Ya İsmail bize var ya. Kazıklattıracağım bizi bununla. En az 3 tane eksik bunda ya. Bak biri oraya düşmüş. Buradan bir tane tırtıklamışlar. Aynen. Meksikalılar çakal vallahi oradan alıp içmişler içeride gezerken alıp içmişler ama hava da öyle bir soğuk sıcak ki arkadaşlar su içmeden yaşayamazsın ölürsünüz yani. O yüzden hak veriyorum. Normalde de yaşıyorsunuz. Ya burada daha kısa yaşarsın o zaman yani hani daha normalde su içmeden bir gün yaşıyorsan burada yarım gün yaşarsın. Can you change this to paper one? To 20 maybe? Ya. Anlayacak ya tabii. Anlar ben de anlatacaktım şunları bana change yaptı. Caner, para bile bütünlettik ya. İmdadıma. Para bile bütünlettik yani. İspanyolca konuşarak para bile bütünlettik. Ben bu dili çözdüm arkadaşlar. Tabii ki. Onlar da gördüler tabii nasıl benim İngilizce. Bence dili çözmedin. İnsanları çözdün. İspanyolca konuşmadın ki nasıl İspanyolca konuşarak çözdün. Ne dedin? Change dedin verdin. Tamam İspanyolca da change işte. Onu çaktırma. Hayır samimi bir şekilde Paola dedik. Aynen. O anladın.
Pahaladı işimi. Ha? Yaptı tabi. Evet. Pahaladı işim. Pahala dedim mi? Şöyle birkaç şöyle göz yaptım. Bak çıkart, 20'nin abi üzerinde telefon numarası yazıyordur. Tabii bak yazdı verdi. Hiç. Ey gidi ey. Bu dayı oğlu da çekiliyor. Böyle de sıcakkanlılar işte. Yani normalde kaskoda bu hareketi yapsam böyle kamerayla çeksem. Hop dur ne çekiyorsun, çekme, burası AVM yasak falan derler. Bunlar böyle işte selam veriyorlar, şey yapıyorlar. Bir de bu Costco'nun alışkanlığı çıkarken, yani bir member kartınız olması lazım. Sadece onun alışverişi yapabiliyorsunuz. Bir de çıkarken böyle ne aldınız diye bakıyorlar. Markette şey fazladan ödemeden bir şey atmayın diye. Oh, hava tatlı tatlı esmeye başlamış. Öğlen sıcağı kalmamış. Yağmur geliyor. Bu arada yarın fırtına var arkadaşlar. Yarın sizi fırtınalı bir video bekliyor. Şimdi yine çok acı verici bir seçim yapmak zorundayız. Önümüzde 4 çeşit sos var. Farklı farklı. Ve hani hangisinin ne sosu olduğunu, hangisinin hangi miktarda acı olduğunu bilmiyoruz ama burası Meksika olduğu için hepsinin acı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sırayla deneyeceğiz. Ben bir sostan koyacağım, yiyeceğim. Bir İsmail bir tane sostan koyup yiyecek. Bakacağız hani acılığa hangisi acı, hangisi değil. Hangimize en acısı patlayacak? Göreceğiz. Ama ben hepsini tatmak istiyorum, o yüzden deney edebilirim ama rusleti oynayacağız bakalım kime patlayacak. Patla abi, hangisinden başlayalım? Şundan bak. Cheers. Dur, ben de döküm. Ben de şundan başlamak istiyorum. Ben böyle gideyim, sen böyle gideyim. Hadi. Güzel. Ve çok acı değil. Aynen, çok acı değil. Bir de bir arkadaşlar. Sanırım İsmail tehlike sana geliyor. Ateş beni çağırıyor. Bak gördün mü? En acı buradaki, yani en acısı bu arkadaşlar ve bana patladı. Namı diğer salsa verdi. Ben biliyordum acı olduğunu. Sen o yüzden çakal gibi ama sen o taraftan gittin. Ben bunun acı bekliyordum. Bunun acı olduğunu bekliyordum. Salsa verdi. Acı ama güzel bir acı. Şu da acı gibi ama yakacak gibi oluyor ama yakmıyor. Öyle bir acı. Ben de bunu deneyeceğim bu arada. Deme ben de bunu deneyeceğim. Bu arada tabakları da değişelim. Sen bildiğin tadına bak, ben çıkıyorum. Gurme oldu gurme. Bu da güzel de. En güzel bu. Sonradan gurme. O bayağı yumuşak. Evet, benim favorim bu oldu arkadaşlar. En acısı bu. Bunu ne yedin mi? Ne yedim. Bu şekerlimsi. Meksika'da nasıl cırcır olur mu? Hakikaten acıymış. Güzel acı abi. Plajdaki gibi değil, iyi bu. Acısından kapağını kırmışlar. Keşke içecek daha varmışız. Azıcık paramıza kıysaydık.
Bak onlara peynir bile almadım. Fiyatlarına gelince 60 peso. Etli olanı. Etli olanı. 50 peso tavuklu olanı. Gördüğünüz boyutlarını. Ama ikişer tane. İkişer tane geliyor taco. 10 peso ekstra tavuk alırsanız geliyor. Tavuk içecek peynir. Peynir alırsanız ekstra 10 peso koyuyor. Yani 60 pezoya denk geliyor. 60 peso da ne yapar? Yani 180 peso 10 dolar yapıyor. 6, 12, 18, 3'te 1'i 3 dolara falan geliyor. 3,5, 4 dolar. Ve videomuzu nasıl bitiriyoruz Caner? Jalapeno turşusuyla. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Lokal tatları tattık. Lokal tatları tattık. Kesediyat makinalarımızı yedik. Bu tatlı günü dünyanın en acı biberinden yapılan, en acı biber biraz abartı oldu ama en acı biber, en acı biberler listesindeki ilk 10'daki bir biberin turşusunu yiyerek bitiriyoruz. Meksika'nın acısı hiçbir şeye benzemez.